Ama bazı talebeler yeniden bir yerdeyiz ve konu performans testi, basit işsizlikler, okyanus yayınları tamam eləyirik. Birinci suala bakalım. Birinci sualda belə bir şey yazın. 6x artı 1 çıtıştır 4x eksi 3'den, o da çıtıştır 5x eksi 6'dan. Burada yine həmşət kimi 6x artı 1 çıtıştır 4x eksi 3 yazırıq. Bunu həll edirik. Olur 2x çıtıştır eksi 4'den ve x çıtıştır eksi 2'den. Bu birinci həllimiz. İkincisi ise yazırıq 4x eksi 3 çıtıştır 5x artı eksi 6'dan, eksi x çıtıştır eksi 3'den ve x de bölüştür 3'den. İkinci həllimiz. Evden say doğrusu seçelim. Say doğrusunda eksi 2 nöqtəsi burada olsun. 3 nöqtəsi de burada olsun. Bakın eksi 2'den çıtıları karaladım. Ve 3'den bölüşleri de karaladım. Bizden soruşurdu ki, bizden neyi soruşurdu görək? Sözüm aralığı aşağıdakılardan hangisidir? Şuralar bu iki rəngin kəsişmədiyini gördüyünüz için sözüm aralığı yoxdur. Yəni boş çoxluğu bizim doğru cevabımız olmalıdır. Burada doğru cevab boş çoxluq olur. Geçen növbət sualımıza. İkinci sualda verib y çıxışdır 10'dan ve 5x plus 7y eşittir 105. Bir x tam sayısı en az katıdır. Şuralar ilk önce buradan y'i tapmaq lazımdır. Yəni 7y beraberdir 105 çıxılsın 5x bölünsün neçə olacaq? Evet, hələ ki y'i tapmaq bölünsünü yazar olanda. 105 çıxılsın 5x bölünsün 7 yazdıq. Sadece burada y'in yerine həmin ifadəni yazacağıq. Yəni 105 çıxılsın 5x bölünsün 7 çıxışdır 10'dan. Her tarafı 7 ile çarpsam 105 çıxılsın 5x çıxışdır 70'den. Mənfi 5x çıxışdır mənfi 35'den. Ve x de bölüşdür 7'den. X'in 7'den böyük alabileceği en çıxış tam sayı 8 cevabı olar. Doğru cevap 8 oldu. Sen növbət sualımıza yeniden. Növbəti sualımızda üçüncü sualda. Deyib ki, 1 bölünsün 24, çıxış 1 bölünsün 3 minus 2x'dan ve o da çıxış 2 bölünsün 7'den. Bizden soruşur ki, x kaç farklı x tam sayı değeri vardır eşitsizliyinə göre. Bunu tersine çevirsək, 3 minus 2x çıxış 24'dan bölüşdür 7 bölünsün 2 olacaq. Her tarafa 3 çıxsa her taraftan bura olacaq, 21 bura olacaq. 3 çıxdığımız zaman 2'de 1 olacaq. Her taraf mənfi 2'ye bölsə yine eşitsizliği yöndəşəcək. Yəni x 1 olacaq. Mənfi 2'ye böldüyümüz zaman mənfi 4'de 1 olacaq. Mənfi 10 tam 10'da 5'de 1 olacaq. Mənfi 2'ye böldüyümüz zaman. Yəni mənfi 0 tam 10'da 5 ile mənfi 10 tam 10'da 5 arasında tam sayı değerlerini istəyir. Təbii ki də burada mənfi 10'dan başlayıb. Gələcəyik. Burada neçədən tam sayı olduğunu görək. Mənfi 10 daxildir. Mənfi 0 tam %25 bunun yerine haradasa böyle bir şey yazabilirdi. Mənfi 0 tam %25. Tabii ki de bundan kiçik x tam sayısı mənfi 0 tam %25'den kiçik tam sayı mənfi 1 olar. Biz ne yazacağız? Uşaqlar yazacağız. Mənfi 1 çıxılsın mənfi 10 plus 1. Buradan da 10 tane sayı olduğunu görürük. Doğru variant C variant olmalıdır. Sen ne yapıyorsun? Növbəti sualımız dördüncü sual verib ki, A eşittir 0 tam %3K'ya ve A 7 ile 1 arasında yerleşir. Bizden soruşur ki, K'nın alabileceği kaç tane tam sayı değeri var? Uşaqlar bunu yazabilirim ki, A'nın yerine K bölünsün, 3K bölünsün, 100 yazar. Bura 7 olsun, bura 1 olsun. Her tarafını 100'e bırak. Yani bura 100 olsun, bura 3K olsun, bura 700 olsun. Her tarafını 3'e bölək ve K'nın 700 bölünsün 3. 703'e böldüğümüz zaman 230 tam neçəsə düşer zannımca. Buradan da 33 tam neçəsə düşer. Yani tam sayı kimi götürsək uşaqlar burada 34 ile 233 arası olacak bu formada.
Burada yazınız 333 olsun 34 plus 1. Buradan da 200'den tam sayı olduğunu görebiliriz. Dördüncü sualda demek doğru variant 200 olacak. Keçeyin beşinci suala. Beşinci sualda bizden ne istiyor? X bölüktür 0, x çarpı y geçti 2. Bölük beraber de 0 verip ve x artı 2y ifadesinin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Tamam. Bunu da böyle yazar. Şuala 3x artı 2y'nin en büyük tam sayısı. Şuala x sıfırdan çizdiyse demeli burada y'de sıfırdan çizdiydi. Çünkü eksini eksiye vurduğumuz zaman sıfırdan böyle olur. Demeli y minus 2 bölük çizdik beraber de sıfır yazmalıyız. Çizdik beraber de sıfır. Y çizdik beraber de çizdik. Şuala x sıfırdan büyüdüyse onu 3'üne çarptığımız zaman 3x de sıfırdan büyüdü. Y 2'den çizdiyse 2y de 4'ten çizdik beraber oldu. Bunları taraf tarafa toplayabilmeliyiz çünkü toplasa olmaz. Eşitsizlik farklı yöne bakar. Ondan çizdik işte, tam sayı değeri. Bu hallolunabilmez. Yəqin ki, arası səhv hesablanmışıq. Aha, x sıfırdan böyük. Ha, burada səhv hesablanmışıq. Şuralar. Çünkü x sıfırdan böyükmüş. Biz negatif sayı için götürmüşük. Yani bu sıfırdan böyükse bu da sıfırdan böyüdü. Demeli y geçtiği için bölük beraber sıfır olmalıdır. Ve y de bölük beraber 2 olur. Onda burada da 2y bölük beraber 4 olur. Bakın düzgün olmalıdır. Kalabalar taraf tarafı toplasam 3x artı 2y bölüktür doğru o zaman. Niye bölük beraber olmalı? Çünkü bir taraf bölüktür, bir taraf bölük beraberdirse toplamada biz hemşe bölüktür işaretini götürüyor. Beraber de yazabilmeliyiz. Onda bunun en küçük tam sayı değeri 5 olacak. Yani doğru variant B variantıdır. Sen altıncı sualda verip a kvadrat minus a çizdiği 0 ve 5 a minus 2 bölünsün 3. Ama bu sualda yani a kvadrat minus a sıfırdan çizdiyse biz bunu sadeleştirip a kvadratın a'dan çizdiği olduğunu görebiliriz. Yani şu an mantığını fikirleştiğimiz zaman bile a pozitif bir sayı da olabilir ama pozitif tam sayı olabilmez. Çünkü mesela 3'ün kvadratı 3'ten çizdiği olmaz. Negatif sayı da olabilmez. Çünkü karesi pozitife çevrilecek. Pozitif negatiften çıtı olabilir. Yani burada a 1 ile 0 arasında olmalıdır. Bunu intervallar üstünde halledip 1 ile 0 da alma olar ama o indirilmeyi lazım değil diye bu formada yazdım. Demek ki uşaklar a 1 ile 0 arasındadır. Bakın 5a minus 2 bölünsün 3'ü yaratmak için her tarafın 5a vururum. Olur 5a 5 ile 0 arasında. Her taraftan 2 çıkıram. Olur 5a minus 2 3 ile menfi 2 arasında. Her tarafı 3'e bölürüm. Demeli 5a minus 2 1 ile menfi 2 bölünsün arası 3'e bölünsün olur. Tam sayı değeri kaçtır? İnşallah bu aralıkta tam sayı değeri için bir tane 0 yarışır. Yani menfi 0 tam neçə ilə isə 1 aralığında yalnız 0'ın yarıştığını bilirik. Doğru cevabı A variantı olmalı. Senin növbəti sualla 7. sualda. 7. sualda verib ki 4x artı 2y çiçdir z artı 24'ten yazalım. 4x artı 2y çiçdir z artı 24 ve y de çiçdir x eşittir z'den. Bizden x plus y toplamımız en büyük tam sayı değerini istiyor. Olsun. Tamam. Bunu nece yazabiliriz? Bunu yazabiliriz belə mənim üzerimize. Burada necə yaza bilərik? Uşaqlar hamısını bir tərəfə yığaq. Yəni yazaq 4x plus 2y çıxılsın z kiçik bir 24-dən. Bunları da bir tərəfə yazaq ki, y çıxılsın x plus z kiçikdir 0-dan. Tərəf-tərəfə toplasaq, baxın. 2 dənə y, 1 dənə y, 3 dənə y. 4x-dan x-ın çıxdım plus 3x. Z-lər də iqtisadiyyatda kiçikdir 24-dən. Buradan x plus y-i də hər tərəfi üçə bölsək, görərik 8-dən kiçik. Ən büyük tam sayı dəyəri 8-dən kiçik. Doğru cevabımız 7 olmalı. D variantı. 8. sualda bir ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Hangisi doğrudur deyir? Daima doğrudur. Ne inə bilərik burada uşaqlar? B A'dan kiçik, A 0'dan kiçik. Buradan A'nı parantez dışına çıxarsam x minus 5 bərabərdir B olar. Bunu elde edə bilərik. Uşaqlar A negatifdir. B'de negatif sayıdır. Bakın bu negatif, bu negatif. Demek ki bu pozitif olmalıdır ki çarpımları ne olsun?
Negatif sayı verirsin. Demek x minus 5 neden çizgi olmalı sıfırdan? X neden çizgi? 5'ten. Şu an x 5'ten çizgidir. Burada bu ödemez. Niye ödemez? Çünkü yani 5'e beraber de olamaz. 5'ten çizgi işaretini de ödeyemez. Çünkü burada 5'ten çizgi ha, pozitif yazmaydı. 5'ten böyle olmalı. Burada sef yazmış. Bilmem. Bu bölüydü 5'ten ve x bölüydü 5 olacak. X bölüştür 5 niye olmaz? Yani burada bence bir nüans var. Çünkü dikkatli bir seçen burada oldu ki. Yani 5'ten bölüyse 6 yazsam onda A'nın B'ye beraber olduğunu çıkartabilirim. Çünkü X'in yerine 6 yazsam 6 minus 1, 5, 1 A, B'ye beraber çıkar. Ama bizim şartta A, B'ye beraber verilmeyip onun için X altını almamalıdır. Altını almayıp sonuç olarak onda X bölüştür 6 yazabilirim. Doğru cevap bence X bölüştür 6 olmalıdır. Y variantı. Bu da biraz dikkatli olmak lazımdı. Normalde uşaklar bunu yoklamadan ile x bölüştür 5 yazabilirdi ama yaxşı cevabı x bölüştür 5 vermeyeyim. Yazmayacaksınız. X bölüştür 6 olmalı. Evet, sonumuza çizelim. Ki menfi 4 çizgi çeşittir x. O da çizgi çeşittir 3'ten. Y 5. Bir de içinden. Hiç x kare minus y kare farkının en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şuralar bunun için x kareyi y kareyi yaratmak lazımdı. Bakın x kareyi yaratan da bu çizen dersimizden de malum ki bu olur 16, bu olur 0. Y kareyi yarattığımızda ise şuralar y kareyi her taraf pozitifse burada sıfıra ihtiyacı yoktur. Sadece 25 buraya yazacaksınız. Siz normal kareyi alalım 4 buraya yazacaksınız. Bu da y kare. Bizden eksi y kareyi tapmak lazım ki toplayanda yani x kareye artı eksi y kare yazmak lazımdı ki x kare minus y kare yaransın. Çünkü biz biliriz ki eşitsizlikte taraf tarafa toplama var. Çıkmak yoktu. Ona göre bunun her tarafını eksiye vursam bu taraf kesir eksi 25 olur. Taraf da kesir eksi 4 olur. Bakın bununla bunu toplasam eğer temel alırım ki x kare eksi y kare olar 12'den çizgi bir de neden büyük eksi 25'ten büyük beraber. Demek bizden soruşulmuş neyi? En büyük ve en küçük tam sayı değerleri. Yani eksi 25 ile 11'in toplamını istiyor. Bu da eksi 14 olacak. Doğru variant A variantı olmalıdır. Sen onu sola. Bakın onun sualda tam sayı verip yani dikkatli olmak lazımdı. Yani burada değer olarak sesi veriyor. Ondan sonra cevaba duyulun her şey edilebilir. Tam sayı için şualar. Yani ifadesinin en büyük değerini istiyorsa, en büyük değerini istiyorsa demeli A'ya negatif sayı için vereceğim şu anda. Çünkü A negatif verdiğim zaman menfi 3 A'da pozitife çevrilir memzenimize. Yani karesi de pozitif olduğu için A'ya negatif vermeye daha maksada uygundur. A'ya menfi 2 versem olar 4 plus 6 sılsın 2 vurulsun. B'ye de menfi bir kıymet veririm. En büyük menfi kıymeti menfi 6. Bunları tapanda 10 buradan 22 buradan doğru yok. 13 buradan doğru cevabımız onda 22 olur zannediyorum. D variantı. Ya yani buradan kıymet seçmiş olursa daha ya menfi verdim ki yani orada hem minus 3 var, minus eksi 3 a var hem de kare aldığım zaman onsuz da menfi pozitife çevrilir diye bunu eledim. Şöyle yazan değil. A plus B bölünsün B çiziştir 3'ten ve o da çiziştir B eksi C bölünsün C'den. Diyor ki A, B ise negatif tam sayılardır ve A plus B plus C toplamı en çok kastır. En çok kastır diyor. Yani en büyük kıymetini tapmak lazımdı. Burada ne de yazabiliriz? İlçin olarak burada nefis yaşmıyorlar. Demek negatif tam sayılar çalışıyorlar. Her tarafın ben A, B, S ile vursam eğer bunu da gelin belirleyelim. İçine eşitsizliği için götürüyor. Böyle bir de böyle hesaplama parabilleri. Her tarafın B'ye vursam yani olacak A plus B bölüştür 3B'den. Çünkü bir de eşitsizliği yön değişir. A'da bölüştür 2B aldım. Okey. Bu şart elimde kalsın. Birinci şartım A'nın 2B'den bölüş olmasıdır. İkinci şartımıza bakalım. Yine her tarafın S ile vursam eşitsizliği yön değişir. Yani B minus S çiziştir 3S olacak. B de çiziştir 4S. Bakın 2'den cevabı aldı. Eşitsizliği almışım. B 4S'den çiziyor. A 2B'den bölüş. Buna göre A plus B plus C toplamı en çok kastır. Yani burada en çok kastır dediği için negatif sayılardan vermeliyiz. Yani ABS negatif tam sayılardı ve eksi 1, eksi 2, 2 sayılardan başlayıp doğru cevaba doğru gidebilirim bence. Cevaba doğru ileri adımlar atabilirim. Bakın burada
S'den başlasak, S'ye eksi 1 versem, B eksi 2 olabilir. B'ye eksi 2 verdim. B eksi 2 ise A'da eksi 3 bile olabilir yani. Yani bu en çok dediği için bunu yazabilirim. Bakın nece yazdım. S'ye eksi 1 verdim. Eksi 4 oldu. Eksi 2 eksi A. Burada dikkatsiz gelen bir şey. Çünkü eksi 2 eksi 4'ten hiç değil. Ama burada gözden kaçırmışım. Bir de bakalım. Onu. Şalar onunla buradan gelin. Birinci B'ye vereyim kıymet. B'ye tutalım ben. Eksi 5 versem. Yani B eksi 5 olsa S'ye en büyük mü eksi 1 verebilirim. B eksi 5 olursa buraya eksi 10 oldu. Eksi 10'dan büyük bir kıymet kimi götüreceğim. Demeli A'ya da eksi 1 verebilirim. Yani eksi 1, eksi 1, eksi 5 versem bence en büyük kıymet alabilirim. Bunların toplamı da eksi 7 değil. Yəqin ki zannimce. 11. sualda B variantı olacak. Doğru cevap. Çünkü eksi 1, eksi 1, eksi 5'ten diğer sayılar yani bu şartı ödemez. Daha küçük alınır. Bizden daha büyük kıymet istediği için en küçük negatif tam sayılardan verir yani böyle negatif tam sayılardan. 13. sual. Kişi 4'te 9'un üzeri 4 eksi x bölü çeşittir. 0 tam 6 dövürdədir. X artı 2. İnşallah burada birinci sadeleştirme ile bu 4'te 9. Gəlin bunu böyle yazalım. 2'de 3'ün üzeri kareni atsam yukarı 8 eksi 2 x yazar bu böyle 3 beraberdir. Bu da 9'da 6 3'de 2 demeydi. 9'da 6 oldu. Sadeleşen 3'de 2 demeydi. 2'de 3 yazıp yukarı bir de mənfi çıxartsam olar zannimcə. Şunlar tabanlar eyni ve 1'den bölüşdü. Onda demeli 8 minus 2x bölü 3 beraber olmalıdır. Eksi x eksi 2'den. Buradan alırım ki eksi x bölü 3 beraberdir. Eksi 10'dan ve x eksi 3 beraberdir 10'dan aldım. Bizden ne isteyir uşaqlar? Deyir ki, doğal sayıların toplamı kaçtır? Doğal sayılar uşaqlar sıfırdan başlayacak, gidecek 10'a kadar. Bu doğal sayıların toplamı nedir? 10 vurulsun, 11 bölünsün, 2 terim sayı formunda. Bu da neçə eləyir? 55 tane. Deməli 55 doğru cevap olmalıdır. Doğal sayıların toplamı 55 olar. Sen növbəti sualla. Növbəti sualımızda verib ki x 4 ile onu bu tarafta yazabiliriz. Mənfi 2 arasındadır. Y 5 ile 1 arasındadır. Ve deyir ki 7 bölünsün x plus 3 üzeri 5 bölünsün y toplamının kaç tane tam sayı değeri vardır? Tamam. 7 bölünsün x artı 3 üzeri 5 bölünsün y toplamının kaç tane tam sayı değeri vardır? Yazılabileceği bir sual oxşuyur. Yəqin ki, həll onlar. Şöyle birinci mən burada 10'da x artı 3 yaradım. Gəlin hər tərəfi səlavə edib. Buranı 7, burana mənfi 1 götürəcəm. Deməli uşaqlar, bunun hər tərəfini 3 əlavə elədim. Bu formaya saldım. Sonra bunu 1 bölünsün formasına salaram. Yəni yaza bilərəm ki, 1 bölünsün x artı 3. 1'dən kiçik 7 də 1'dən böyük. Hər tərəfini 7 ilə çarpıram ki, o 7 bölünsün x artı 3 yaransın. Baxın, 7 bölünsün x artı 3. 7'dən kiçik 1'dən böyük yazdım. Bu 7 bölünsün x artı 3'dür. İndi çeşitli uşaqlar biz nəyə? 5 bölünsün y'yi yaratmalı. Onca 1 bölünsün y'yi yaratsam, 1 ilə 5'də 1 arasında. Hər tərəfin 5'ə vuracağım. 5 bölünsün y isə olacaq 5 ilə 1 arasında. İndi uşaqlar bunların toplamını istəyir. Toplasam əgər 7 bölünsün x artı 3 üzərinə yazsın 5 bölünsün y kiçikdir. 7 üstə 5 12'dən sağ tərəfdə 2 olacaq. Bu formada olacaq və kaç tane tam sayı dəyəri vardır soruşur bizdən uşaqlar. 12 ilə 2 daxil olmadığı üçün deməli 3 ilə 11 daxildir. 11 çıxılsın 3 plus 1'dən 9 tane tam sayı olar. Yəni 9 tane tam sayı dəyəri varmış burada ala biləcəyi. Növbəti suala baxalım. Növbəti 14-cü sual.
De ki A bölüştür B'den, B'de bölüştür sıfırdan arkadaşlardan hangisi daima doğrudur? Bu kadar burada mümkün olabilir. Hal kimi yani belə götürebilir ki. Elə bir ədəd götürür ki, çıxma bölmə eləyəndə rahat olsun. Məsələn, 4-dən 2 götürürüm. 4 bölü 2-dən 2 də bölü 0. A 4 olsun, B de 2 olsun. Birincində 4'ü qoy, 2 qoysam, 2 minus 4 bölünsün 2. Bu birdən böyük olmaz, negatif bir sayı. Deməli, A variantı səhvdir. Keçdik B variantına. Deməli, deyir ki, 2 plus 4 bölünsün 2, birdən 2 idi. Xeyr, bu 3'dür, birdən böyük olmalıdır. C variantına baxaq, yazıb ki, 2, yox, A 4'dür. 4 minus 2 bölünsün 2, çizdik sıfırdan. Bu da yanlış variantdır, çünki bu 1 eləyir. D variantına baxaq. B minus A, yəni 2 minus 4 bölünsün 2. Bu da mənfi sayıdır, sıfırdan böyük ola bilməz. Y variantı yəqin ki, doğru variant olacaq. Çünki 2 plus 4 bölünsün 2, 1 bölüşdür, birdən təbii ki, də böyükdür. Bu 3 eləyir. Doğru variant Y variantıymış deməli. 15-ci sualda verib ki, nə verib bizə? Verib x kiçikdir x kvadratdan, o da kiçikdir modulda x'dan, y kvadratda kiçikdir y'den. Uşaqlar, bu ilk öncə y kvadratı y'den kiçikliyinə baxaq. Biz bunu keçən testlərimizdə də göstərmişdik. Yəni bu 0 ilə 1 arasında olur y onda. Gəlin indi birincisini mühakimə edəyək uşaqlar. X kvadrat həm x'dan böyük modulda x'dan kiçikdir. Deməli uşaqlar, bu necə ola bilər? Yəni məsələn, 3 olsa 3 3'ün kvadratından kiçikdir ama modulda 3'ten kvadratı kiçik olmaz. Deməli x pozitif tam sayı olmayacak. Negatiflere bakalım uşaqlar. Mənfi 3 olsa yenə karesi modulundan kiçik olmayacak. Deməli bu kəsirici bir sayıdır uşaqlar. Məsələn kəsirici bir sayı necə deyim sizə? Məsələn baxın 2'de 1 olsa bura 4'te 1 olur. Bura nə olur? Yenə 2'de 1 olur. Bu şərtdə ödənmədi. Deməli negatif kəsirici sayıdır. Yəni məsələn mənfi 2'de 1 olsa baxın bura 4'te 1 olar, burada 2'de 1 olar, ödənər. Deməli bizim zənnimizdə, yəni əgər düzgün fikirləşiriksə, x özü mənfi 1 ilə 0 arasında olmalıdır. Çünki bu şərti ödəyə biləcək ədədlər yalnız mənfi 1 ilə 0 arasında yerləşir. Şəhələ bu şərt daxilində x-i, y-i tapdıq. Gəlin x-i, y-i tapaq. X-i tapsaq yenə dediyimiz kimi bu metodu istifadə edirik. Bura 0'a 1 yazaq, bura mənfi 1'e 0 yazaq. Bura 0, bura 0, bura mənfi 1, bura 0. Yəni x-i ən böyük sərhəddir, 0 ən kiçik sərhəddir isə mənfi 1 olur. Şurayı bizə nə verir burada uşaqlar? Məsələn, x bölü y deyə bilmərik. Olmaz təbii ki də, y 0 ilə 1 arasında da əslində. Burada uşaqlar C variantı doğru variantdır zənnimdə. Çünki bizim aldığımız x çarpı y-də mənfi 1 ilə 0 arasında doğru variant C variantı olacaq onda. Digərlərini yoxlamağa dəyməz. Hüseyin növbət sualımıza. Növbət sualımızda 16-cı sualda nə deyir? Deyir ki, olduğuna göre x bölünsə y bölünsün, x-i y ifadəsini ala biləcəyim bir tam sayıda aşağıdakılar hangisidir? Uşaqlar bu tip suallar gələ bilir. Yəni, ümumiyyətlə, qayda kimi sizə deyim ki, qayda deyil əslində, amma məntiqi yanaşma kimi deyim sizə, belə bir ifadə gördünüzsə, həmişə, bunu yazın uşaqlar, bu formada yazılışa bərabərdir. Yəni, bu formada yazın, bundan sonra işləmləri aparın həmişə, bu sizə daha rahatçılıq sağlayır. Uşaqlar, bunu axtarırıq deyə, mən x-i 1 bölünsün x formasını sağladım, yəni olacaq 1 bölünsün x 3-də 1 ilə 5-də 1 aralığında. Y-i də 1 bölünsün y formasına salsam 1 ilə 8'de 1 arasında olacaq. Bunların toplamını istəyir. Toplasam 1 bölü x artı 1 bölü y. Eğer bunları toplasam olur 1 bölü x artı 1 bölü y. 1 tam 3'de 1 yani 3'de 4 olur. Burada 8'de 1 ile 5'de 1 toplayan 40'da 13 olmalıdır. Bizden ne istiyor? Şu anda deyir ki, en büyük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yani 3'te 4'ten kiçiği sadece 1 vardı. Şu anda 1 tam 3'te 1 olduğu için. Demek ki en büyük tam sayı değeri 1 olacak. Evet, sola geçeyim. Deyir ki, bir sayının 3 katının 3 eşitliği. Bir sayının 3 katının 3 eşitliği. Yani bir sayı x sayımız var. Bunun 3 katı 3x olsun. 3 eşitliği 3x eşitliği 3'tür.
3 eşittir. 3 fazlasının 3'te birinden büyük değildir. Büyük değildir ne demektir? Şu kadar. Yani ya çift ya da beraberdir. Yani bu x sayısının 3 fazlasının yani x plus 3'ün 3'te birinden büyük değildir. Yani ya çift ya da beraber sayısı. 3x minus 3 çift beraberdir. 3'te 1x plus 1'e. Bunu kesirsem bu tarafa 3x çıkılsın 3'te 1x. Bura olacak 4'ten. Bura ne eləyir? Uşaqlar eləyir. 3'te 9, 8x çiftir 4'ten. Her tarafı 3 ile çarpsam 8x çiftir 12'den ve x de çiftir 12 bölünsün 8'de. Yani 3 bölünsün 2'den. O da 1,5'ten. Şu an demeli x çiftir berabermiş 1,5'ten. Buna göre bu koşulu gerçekleştirilen farklı iki tam sayının toplamı kaçtır? Yani bu koşulu gerçekleştirilen iki tam sayı ne olabilir uşaqlar? 0 ile 1 olabilir. Bunların toplamı ne olacak? 0 ol, 1 olacak. Çünkü x 1,5'ten çift beraber ise onda 1 ile 0 götürebilir. Burada doğru cevabımız onda 1 oldu. Senin nöbet sola. Nöbet sualımızda böyle bir sual verir bize. Z 0'dan çiftliği biraz karışık gözlenir ama hallolunabilen sual oluşur. X m kvadrat çıkılsın x y bölünsün x z 3 berabermiş. 3'müş. X m çıkılsın x y burada olup x z. Şuralar burada dikkatimi seçen oldu. Z menfi x pozitifse demeli bura bir negatif sayıdır. Yani ben her tarafı x z'e vursam eşsizliği yön değiştirmeli. Yani onda ben böyle yazabilirim ki xm'in kvadratı çıxılsın x y çiftleştir ile xm çıxılsın x y'den. Burada neler eksacı eder? X y gider eksacı eder. Kalar ki xm'in kvadratı çiftleştir xm'den. Düzdü mü? Burada x zaten pozitif sayıdır. Eksarlamaya bir problem yoktu. Alarım ki m'de xm'leri eksarlasam alarım ki m'de çiftleştir neden? Birden. Bence doğru variantı m'in 1 olmasıdır. Birden çiftleştir olması daha doğrusu. Öyle bir variantımız diyesen yoktu. Çünkü sen hesaplamışım maalesef. Baha onda şu an var. Şu an yayın burada sen hesaplamışım. Burada çünkü ihtisar veren de yanlış ihtisar vermişim yayın. İhtisarı ihtisar versem m kvadrat çiftir m'den ha, burada sen hesaplamışım. Şu an biz hem şey m kvadrat m'den çiftir olanı dedik ki m birden çiftir sıfırdan böyle olarak sıfırdan bir arasında olur. Orada dikkatimizden kaçmış onu. Doğru cevabında m'in sıfırdan bir arası olmasıdır. On dokuzuncu sual verip ki menfi 2 x 4 ve x kare plus 2 x minus 3 fazlası kaç farklı tam sayı değer alır? Şu an bu tip sorularda kayış edirəm dikkatli olun. Çünkü burada siz x'in aralığında götürüp yazabilirsiniz. Yani kare vardırsa tam kare ne ayırmalısınız bunu? X plus 1'in karesi çıxılsın 4 kimi yazabilirsiniz. Yani şimdi bundan sonra uşaqlar işlem aparmaq rahatdır. X plus 1'in kvadratını yaradarsan, x plus 1'i yaradarsan 5 ile mənfi 1 arasında. Karesini taparsan her taraftan. Yani uşaqlar olacak 25 ile 0 aralığında. Sonra her taraftan 4 çıkarsan bu da problem değil. Çıxdım. 21 ile mənfi 4 aralığında. Şimdi burada uşaqlar bu ifadəni biz yaratmış olduğu da eyni şeydi. Bunu yarattık. Bunun alabileceği değerler nedir? Mənfi 4 ile 21 arasında. Bizden neyi soruşur? Kaç farklı tam sayı değeri alır. Yani şuralar 20 çıxılsın mənfi 4 plus 1'den 25 tane tam sayı değeri aldığını görürük. Yani kare olduğu da çok dikkatli olun. Şuralar tam kare ayırmalısız kare olduğuna göre. Yoksa düzgün cevabı cevap sabırmayacaksınız. Dikkatli olalım bu tip suallardan. İyirminci sual biraz uzun sual oxşuyur ama görəyi həll olunabilir yəqin ki. Mənfi 3 bölünsün 2 ve 2x artı 3y artı 7z. Oy 7z. Bayağı bir şey istəyirmiş. İfadəsi kaç farklı tam sayı dəyəri alır?
Uşaklar burada ne eleyerdim ben olsaydım? Ben eleyerdim böyle bir şey. Ve X'in uşaklar menfi 3 bölünsün Çin'e. Menfi 9 ile 4 arasında olduğunu diyebilirim. Yani bu kaçınılmaz bir şeydi. Y'in de hemsinin menfi 3 bölünsün Çin'e. Çünkü menfi 9 bölü 4'ün arasındadır. Z de hemsinin aynı şeyin arasındadır. Bunlar hamısı bunun arasında yerleşen sayılardı. Bunu yazmak hakkımız var. Kalan 2x istiyor. Bunun her tarafını 2x'e vurdum. Oldu 2x neyle arasında? Menfi 2 de menfi 3 ile menfi 2 de 9 arasında. Y'i 3'e vursam 3y olur onda. Menfi 2 de 9 ile 3'e vuranda menfi 4 de 27 arasında. Z'i de 7'ye vursam 7 Z de 10 dolar. Menfi 2 de 21 ile ben 2 arasında menfi 4 de 63 arasında. Şu an 2x plus 3y plus 7z istiyor. Taraf taraf 6 toplama yaparsan bakın. Olar 2x artı 3y artı 7z. Çiziştir. Menfi 3, çi de 9, çi de 21, çi de 30, menfi 18 burayı ilerisi efendimse. Buranın da hesaplayan 4'te öyle 90, o da 4'te 18, 4'te 108, 4'te 108 de menfi 27 demektir. Şu an menfi 27. Bu aralıkta indi neyse fərqli tam sayı değerini tam bahsediyse bakın. Həmişə daxil olanları götürməyiniz məsləhət görürəm. Bundan kiçik mənfi 19 var. Bir de burada mənfi 26 var. Bundan bunu çıxacaqsınız. Bax, bundan bunu çıxdınız elədi 7. Üstünə de bir geldi. Nesine dəyər oldu? 8 dənə. Demək ala biləcək 8 farklı x dəyər varmış bu ifadənin. Sonlu gəlib çıxdıq və həll elədik. Karışık görseniz de həll olunabileceği bir sual idi ve dikkat tələb edir biraz da. Evet, növbəti sualımız ne senin sualı? Neyse, 20. sualmış. Bitirdi uşaqlar. Bir testi de böyle, testi de böyle bitirdik. Burada neyse testimiz kalıb aslında? 4, 5, 6, 7 de var. Yok 6. Bir de üniversite performansından 2, 3 tane testi. Sonra 3 tane testi. Sonra ise bu mutlak değer. Bakar hansı mövzu çizeceğimize. Bir testin ve sonuna geldi uşaqlar. Özünüzü yaxşı bakın. Ve bu sualların haline bakan da en azından ne öğrenmeye çalışın. Yani yazabilmediğin sualların gelip haline bakmış olar. Bütün sualların haline buradan bakmak size hiçbir xeyri olmayacak. Gələn testlərin həllində görüşənə dək.